Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız arkadaşlarım. 10. haftamızın polinomlar konusunun ikinci ve son konu testindeyiz. Toplamda hemen söyleyelim 12 tane polinom sorusu çözeceğiz bu testimizde. Dilerseniz abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Bize demiş ki Px polinomunun x kare artı 2 ile bölümünden elde edilen bölüm x kare artı 1 ve kalan da 2x eksi 1. Bak şimdi bu ne demek biliyor musun? Px polinomunu şu şekilde elde edebiliriz demek. Bölen x kare artı 2 çarpı bölüm x kare artı 1'miş. Kalan da arkadaşlarım üzerine ekliyorduk 2x eksi 1'miş. Şimdi bu Px polinomunun katsayılar toplamı sorulduğuna göre bana ne sorulmuş? P1 sorulmuş. O halde ben x gördüğüm yere 1'i yazarım. Cevabı bulurum. 1 artı 2'den burası 3 gelir. 1 artı 1'den burası 2 gelir. Artı 2 kere 1. 2, 1 çıkardım 1 gelir. Yani cevabım neymiş? 3 kere 2 6, 1 ekledim. 7'ymiş arkadaşlar. Doğru cevabımız da Bursa seçeneği olmuş olur. Devam ettim ikinci soruyla. Px x küp eksi 5 polinomunun x kare artı x artı 1 ile bölümünden elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir? Kalan sorulduğu zaman ne yapıyorduk biz? Bölen polinomunu yani x kare artı x artı 1'i sıfıra eşitliyorduk. Şimdi bunu sıfıra eşitleyebilecek bir x değeri yok arkadaşlar reel sayıda. Sebebi ise deltasının sıfırdan küçük olması. Şimdi madem bunun kökü yok ben diyorum ki ben bunu her iki tarafta da x eksi 1 ile çarpayım. Bunu da x eksi 1 ile çarpayım. Şimdi bunu yaparsam şu ifadenin size tanıdık gelmesi lazım. Nedir? X küp eksi 1'in açılımı yani küp farkı arkadaşlar. X küp eksi 1'in küpü. Eşittir 0 kere x eksi 1 de 0 yapar zaten. Şimdi yukarıdaki 0'a eşitleyememiştik ama bunu eşitleriz. X küp eşittir ne gelir? 1 gelir. Yani bundan sonra biz x küp yerine sadece 1 yazacağız. Nerede? Px polinomunda. Px polinomumuz da x küp eksi 5'in ta kendisiydi. Yani soru açık ve net artık. X küp gördüğün yere 1 yaz diyor. Madem öyle 1'den 5'i çıkarırsanız cevabınız eksi 4 olur. Bu da bize D şıkkını gösterir. Devam ettim 3. sorumla. Px polinomu x küp eksi 3x kare artı 6x eksi 2. Böyle bir polinom verilmiş. İşte P2x eksi 5 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan soruluyor. Sen bunu sıfıra eşitlersen x kaç gelir 2? Bu 2'yi nerede yerine yazıyorsun? Aha da şurada. Pekala yazalım. P 2 çarpı 2 eksi 5 soruluyor bize. Bu da P 4 eksi 5 yapar. Bu da P eksi 1'in ta kendisidir. Yani P eksi 1 soruluyor arkadaşlar. P eksi 1 soruluyorsa sen gelirsin şurada P polinomu verildiği için zaten burada x gördüğün yere eksi 1'i yapıştırırsın. Eksi 1'in küpü eksi 1 yapar. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 3 ile çarparsan eksi 3 gelir. Eksi 1 kere 6 eksi 6 yapar. Bir de eksi 2'miz var. Şimdi şurası eksi 4. Eksi 10. Eksi 12. O halde eksi 12 bizim cevabımızdır. Doğru cevap da D şıkkıdır diyebiliriz. Ve devam ediyorum. 4. sorumla sağ üst tarafta. Bu da benim kaçıncı sayfamdı? 200. sayfamız arkadaşlar. Px polinomunun baş katsayısı 4 olan 3. dereceden bir polinomdur. Pekala Px polinomunun baş katsayısı 4'müş arkadaşlar ve 3. dereceden olduğunu da unutmayın. Aynı zamanda P1, P-1'e bu P2'ye eşit ve bunların hepsini de 0 olarak göstermiş. Demek ki ben diyorum ki 1 diye bir kökü varsa x eksi 1 diye bir çarpanı, eksi 1 diye bir kökü varsa x artı 1 diye bir çarpanı, 2 diye bir kökü varsa demek ki x eksi 2 diye de bir çarpanı vardır diyeceğim. İşte karşınızda Px polinomu. Bu polinomun Px eksi 2 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani bunu sıfıra eşitlerseniz x 5 gelir. Bu 5'i alıp şurada yerine yazarsanız da P5 eksi 2'den P3 soruluyor hocam bize diyebilirsin. P3 soruluyorsa x gördüğün yere de elde ettiğim Px polinomunda x gördüğün yere 3'ü yazarsın. O halde 4 çarpı 3'ten 1 çıktı 2. 3'e 1 ekledin 4 çarpı 3'ten 2 çıktı 1. Bu da 4 çarpı 4 16 çarpı 2'den kaç gelir? 32'nin ta kendisi gelir. O halde cevabımız C seçeneğinde verilmiş deriz. Geçtim 5'e. Px polinomu 4. dereceden bir polinomdur. Aynı zamanda P1, P2'ye bu da P3'e eşit ve 0'mış. Bakın Px polinomunun demek ki x eksi 1, x eksi 2
ve x eksi 3 diye çarpanları var. Px polinomunun sabit terimi 6'dır demiştim. Bak derecesi 4'tü, unutma. Şu an bunları çarparsam 3. dereceden bir polinom elde etmiş olurum. O zaman bir de x eksi a diye bir çarpanımız olsun bizim derim. Baş kat sayısını bilmiyorduk, ona da b diyelim. B çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi a oldu bizim polinom. Peki sabit teriminin 6 olduğunu söylemiş. Yani p0'ın 6 olduğunu biliyoruz biz. Px polinomunun da x eksi 5 de bölümünden kalan 6'ymış. Yani p5'in de 6 olması gerektiğini biz biliyoruz. Bak şunu 0'a eşitledin, x eşittir 5. Bu x eşittir 5'i aldın, şurada yerine yazdın, p5 eşittir kalan, yani 6'ya eşit oldu. Verilen bilgilere göre p2x polinomunun x eksi 3 de bölümünden kalan, yani diyor ki x yerine 3 yaz, nerede? Şurada. Yani bize ne soruluyor? P6 soruluyor deriz. Güzel. Şimdi biz burada bize verilen bilgilerle bir şeyler elde etmeye çalışalım. Bir kere P0'ın 6 olması gerektiğini biliyorduk. Dolayısıyla yerine bir yazalım. P0 eşittir B çarpı 0'dan 1 çıktı eksi 1, 0'dan 2 çıktı eksi 2, 0'dan 3 çıktı eksi 3 çarpı 0'dan A çıktı eksi A dediniz. Daha sonrasında şu eksilerin her biri, bakın, birbirini götürecektir. Artı gelir hepsi de. 1 çarpı 2 çarpı 3 6 olduğu için 6 çarpı A çarpı B eşittir. Bakın kaçmış? 6'ymış. O halde arkadaşım A kere B kaçtır? Tabii ki 1'in ta kendisidir. A kere B'nin 1 olması gerektiğini elde ettik şu an. Peki başka neler yapılabilir? Şöyle ki hemen gösterelim. Bakın gençler, P5'in de 6 olduğunu biliyoruz ya. P5 dedim eşittir B çarpı B çarpı. Bunu bu tarafa sığdıramayacağıza benziyor. Dolayısıyla şunu biraz şöyle çekersek sığar arkadaşlar. P5 eşittir B çarpı 5'ten 1 çıktı 4. Hemen şunun rengini de düzenleyelim. 4 çarpı 5'ten 2 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı 2 çarpı 5 eksi A. Bu da arkadaşlarım neye eşitmiş? Bu da 6'ymış. Pekala, çarpalım. 2 çarpı 3 6 kere 4'ten 24 gelir. Bakın 24 çarpı B çarpı 5 eksi 24 çarpı A çarpı B geldi. Eşittir 6 mı? 6. Şimdi o halde ben diyorum ki şuradaki 24 ile 5'i çarpalım, 120 yapar. 120 B, A kere B kaçtı? Bakın burada 1'di. Dolayısıyla 24 kere 1 24 gelir, başında x'i var. Eksi 24, onu da bir güzel karşıya fırlat. Eşittir 24 artı 6'dan ne gelir? 30. Her iki tarafı 30'a bölerseniz B eşittir 1 bölü 2, 1 bölü 4 gelecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi B 1 bölü 4 ise tabii ki A da 4'tür. Şimdi o zaman ben polinomumu buldum aslında. Neymiş? Bak, A gördüğüm yere 4'ü, B gördüğüm yere de 1 bölü 4'ü yazacağım. Şu şekilde. Çok güzel. Benden ne istenmişti? P6. O zaman buluruz. P6 eşittir. Nerede? Bak, X gördüğüm yere 6 yazıyorum. 1 bölü 4 çarpı 6'dan 1 çıktı 5 çarpı 6'dan 2 çıktı 4 çarpı 6'dan 3 çıktı 3 çarpı 6'dan 4 çıktı 2. Ben burada şuradaki bölü 4 ile çarpı 4'ü sadeleştiririm. 2 kere 3 6 yapar. 6 ile 5'i çarparsam cevabımın 30 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla artık söyleyebilirim. Doğru cevap D şıkkıymış. Tamam. Ve gençler, devam ediyorum 6. sorumla. Px bir polinom olmak üzere P2 ile P4'ün toplamı 6, P4 ile P6'nın toplamı 11, P6 ile P2'nin toplamı 17 olduğuna göre Px polinomunun çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ben bunların tamamını bir güzel toplasam, 2 tane P2, 2 tane P4 ve 2 tane P6 var burada. Dolayısıyla iki parantezinde P2 artı P4 artı P6 eşittir kaç gelir? 6, 11 daha 17, 17 daha 34 gelir. Demek ki gençler, ben burada artık P2 artı P4 artı P6'ya da her iki tarafı 2'ye böldüm. 17'nin ta kendisi derim. Bak, 17'ye eşit olan başka ne vardı? P6 ile P2'nin toplamı. Yani P2 ile P6'nın toplamı zaten hali hazırda bana 17'yi veriyordu. 17'ye P4 eklemişim, gene 17 gelmiş. O zaman bu P4 dediğimiz olay 0'ın ta kendisidir. Bu da demek oluyor ki PX polinomu
x eksi 4 ile tam bölünür anlamına gelir. Neden? Çünkü gençler Px polinomunu x eksi 4'e böldüğünüz zaman tam bölünüyorsa x gördüğünüz yere 4'ü yazarsınız. Nerede? Px polinomunda. Ve tam bölünüyorsa kalan kaçtır? Tabii ki 0'dır. Yani böylelikle P4'ün 0 olması gerektiği ortaya çıkar ki zaten ben P4'ü 0 buldum. Demek ki benim aşağıdaki şıklarda 4'ü yerine yazdığım zaman karşıma 0 çıkacak bir ifade lazım. A şıkkına baktığınız zaman da 4 çarpı 4 16, 16 çıkardınız 0. Cevap A'ymış. Diğerlerini yerine yazdığınız zaman bakın burada 7 gelir. Burada eksi 2 gelir. Burada 2 gelir. Burada da arkadaşlar 2 çarpı eksi 2'den 4, eksi 4 gelir. Dolayısıyla 0 gelen bir tek bu var. Cevabımız A şıkkı olacaktı. Ve devam ediyorum 201. sayfamızda 7. sorumuzda. Baş katsayısı 2 olan 3. dereceden bir Px polinomuyla ilgili x eksi 2, x eksi 4, x eksi 5 ile bölümünden kalan k oluyor. Şimdi 3. dereceden de baş katsayısı da 2 idi. O halde ben diyorum ki Px eşittir. Baş katsayımız 2 ise 2 çarpı x eksi 2, x eksi 4 ve x eksi 5'e bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? K'ymış. O zaman artı k diyeceğim. Px eksi 2 polinomunun katsayılar toplamı bulunurken x gördüğün yere 1 yazarsın. Nerede? Şurada. 1'den 2'yi çıkarırsın. P eksi 1'inde kaç olduğunu vermiş bize? 1 olduğunu verilmiş. K'yı bulabilmek adına P-1'in 1 olduğunu biliyorum ya, x gördüğümüz yere eksi 1 yazmaya devam edelim. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 eksi 3 yapar. Eksi 1 eksi 4 eksi 5 yapar. Eksi 1 eksi 5 eksi 6 yapar. Artı bir de k'mız var. Ve bu da kaça eşitmiş? 1'in ta kendisine. Bakın arkadaşlar, eksi ile eksinin çarpımı artı yapar ama şuradaki eksiye yapacak bir şey yok. 6 kere 6 36 çarpı 5'ten 180. Bir de başında eksi vardı. Eksi 180'e ben gidip k ekleyince cevap 1 oluyormuş. O zaman k kaçtır? Eksi 180'i bu tarafa gönderirsin. 181'in ta kendisidir dersin. Cevabım da Denizli seçeneği olmuş olur. Ve geçtim 8'e. P x artı 2 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan. Şimdi x artı 3 ile bölüyorsak x gördüğümüz yere eksi 3 yazmalıyız. Nerede? Şurada. Yani böylelikle eksi 3 artı 2'den P eksi 1'in ben eksi 1 olması gerektiğini gördüm. X eksi 4 ile bölümünden kalan diyor. X gördüğümüz yere 4 yazacağız şurada. Böylelikle P1'in de gençler 15 olması gerektiğini anlıyoruz burada. Şimdi şuraya yazalım. P eksi 1'in ben eksi 1 olduğunu ve P1'in de 15 olduğunu gayet açık ve net biliyorum. Px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlar, x kare eksi 1 dediğimiz şey x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımının ta kendisidir 2 kare farkından. Gördüğünüz üzere burada P eksi 1 demek. Bak şimdi şurayı 0'a eşitlersen x gördüğün yere 1 yazarsın. Burayı 0'a eşitlersen x gördüğün yere eksi 1 yazarsın. Ki zaten biz de eksi 1 ile 1'i zaten yazmışız. Yani bunların çarpanlarıymış, tamam mı? O halde güzel arkadaşım, ne yapacağız şunu? Hocam burası ikinci dereceden bir polinom. Ben bir polinomu ikinci dereceden bir polinoma bölüyorsam kalan mutlak surette ya sıfırıncı derecedendir yani sabittir. Ya veyahut da kalan mutlaka birinci derecedendir dersin. Maksimum birinci dereceden olduğu için ben kalan polinomuna ax artı b diyeceğim. Konumuzu anlatırken de söylediğimiz gibi bir polinomun bir sayıdaki değeri, yani mesela p eksi 1 mutlak surette k eksi 1'e, p 1 de mutlak surette k 1'e eşit olmak zorunda. O halde k eksi 1 kaçtır? Eksi 1. K 1 kaçtır? 15. O halde güzel arkadaşım, gel sen de şunu yapalım. K eksi 1 eşittir eksi a artı b yapacaktır. Ve k eksi 1'in eksi 1'e eşit olması gerektiğini söylemiştik. K 1 de 15'e eşittir. Bu da a artı b yapar. Bu da 15 ise her ikisini taraf tarafa bir güzel toplarsın. Toplarsanız a'lar gider. 2b eşittir 14 gelir. B eşittir 7'dir dersiniz. B 7 ise karşıya attın eksi a eşittir eksi 8 gelir. A da buradan kaç olur? 8.
Ben kalan polinomuna ne demiştim? Ax artı b demiştim. O zaman bir güzel yerine yazarsın. A 8'di. 8x b de 7'ydi. Artı 7. Yani benim kalanım neymiş? 8x artı 7'ymiş deriz. Gençler cevap A şıkkıydı. Ve devam ediyorum 9. soruyla. 4. dereceden bir Px polinomunun güzel sorudur. Katsayılarının oluşturduğu küme P olmak üzere bu P kümesi 1, 2 ve 4 elemanlarından oluşuyormuş. Buna göre P-2 ifadesinin değeri en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi benim Px polinomum şöyle diyeceğim. X üzeri kaçıncı derecedendi bu? Dördüncü dereceden. X üzeri dörtlü, x üzeri üçlü, x üzeri kare, x üzeri bir ve sabit terim buralarda olabilir. Şuraya bir sayı yazacağım, katsayı. Buraya bir katsayı, buraya bir katsayı, buraya bir katsayı ve bir tane de sabit terim yazacağım. Şimdi öncelikle katsayılarımızda 1, 2, 4 olduğuna göre artık ben buralara artı ekleyebilirim. Tamamı pozitifmiş gördüğümüz üzere. Şöyle artılar ekledim. Şimdi gelelim katsayıları yazmaya. Katsayılarda sadece 1'i, 2'yi ve 4'ü kullanacağız. 1'i, 2'yi ve 4'ü kullanacağımız için ve P'de de x gördüğümüz yere eksi 2 yazılacağından daha sonrasında. Eksi 2'nin çift kuvvetleri biliyorsunuz ki pozitif ve tek kuvvetleri de negatif olduğundan hazır çift kuvveti görmüşüz en çok kaçtır diye soruluyor. O halde ben buraya olabildiğince yüksek seçeyim. Tek kuvvetlerde buralar mesela negatif geleceği için buralara da küçük yazalım. Yani mesela ben buraya 4'ü yazarım. Buraya da küçük yazmam gerektiği için 1, 2, 4'ten 1'i yazarım. Burası yine çift baktı. Yine 4'ü kullanalım. Tamam mı? Burası tek olduğu için yine 1'i kullanalım. Şimdi sadece 1'i ve 4'ü kullandık fark ettiysen ama bu katsayıların kümesinin içerisinde 2 de var. 2'yi de mecbur kullanmak zorundayız. Demek ki buraya da 2 yazmamız gerekiyor. Yani aslına bakarsanız benim polinomum px üzeri 4, 4 çarpı x üzeri 4 artı x küp artı 4x kare artı x ve artı 2 oldu. Şimdi şu soru mutlaka ama mutlaka aklınıza geliyordur. Gelmiyorsa zaten helal olsun ya da sıkıntı vardır. İki uç nokta. Şu arkadaşlar sormanız gereken soru aklınıza gelebilecek şey. Ya hocam ben burada bu soruyu şöyle de yapamaz mıydım? Mesela bu dördüncü dereceden diyor ya 4 çarpı x üzeri 4 derdim. Tamam mı? Artı mesela örnek veriyorum x küp derdim. Artı bir de 4'ü ve 1'i kullandım. 2x kare derdim olurdu biterdi. Yani ben diğerlerini kullanmak zorunda mıyım? İşte x'li terimi veya x küplü terimi hiç kullanmazdım. Daha çok gelirdi. Yani hani şöyle diyelim. X küplü terimi hiç kullanmadım. 4x kare dedim. Artı x'li terimi de hiç kullanmayalım. Artı bir de 2 diyelim. Şurayı da 1 yapalım. Ya da şurayı 2, burayı 1 yapalım. Bakın böylelikle daha yüksek bir sonuç elde edilebilir. Ama şöyle bir durum var. Şimdi sen x küplü terimi kullanmıyorsan aslında bakarsan x küplü terimin katsayısını sen 0 olarak kabul etmiş olursun. Doğru mu? X küplü terimi kullanmamak demek 0'ı katsayı olarak kabul etmek demek. Ama dikkat ettiysen katsayıların oluşturduğu kümenin içerisinde 0 yok. Tamam. Dolayısıyla mecbur 1, 2, 4 olduğu için x üzeri 4'ü de küpü de kareyi de kendisini de yani x'i de ve sabit terimi de mecburen 0 seçmeden kullanmak zorundasın. Hangilerini kullanacaksın? 1, 2, 4'ü. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlar. Bu şekilde x küplü terimleri falan böyle es geçme gibi bir durumların içerisine maalesef giremiyorsun. Pekala, Px polinomunu oluşturduk biz. Bizden istenen p-2 idi. Maksimum değeriydi. Maksimum değerine bize bu polinom verecek. Yerine yazabiliriz artık. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır ve 4 kere 16 64 yapar. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 4 kere 4'ten 16 gelir. Eksi 2 ve artı 2'miz mevcut burada da. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürsün onlar yan yana duruyor. Götürmezse gayıp olur. 64 ile 16'yı topladınız 80. 80'den 8'i çıkardınız. Doğru cevabımız ne oldu? 72 oldu. Yani 9. sorumuzun cevabı D şıkkıymış gençler. Ve devam ediyorum 10. sorumla. Px eksi 1 polinomunun katsayılar toplamı 6 ise bu ne demek? Katsayılar toplamı görüldüğü zaman x gördüğümüz yere 1, biz yaz, 1 yazıyorduk biz. O 1'i nerede yazıyoruz? Şurada. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki P0 arkadaşım 6'ymış. P0'ın 6 olması gerektiğini anladık. Devam edelim. İki tane daha bilgi var. Px karenin derecesi 6 ise o zaman Px'in derecesi nedir? Derece Px
Şimdi x kare px karenin derecesi 6 ise derece px 3'tür arkadaşlar. Çünkü karesi alındığı zaman derece 2 katına çıkıyordu. Aynı zamanda bir de p1 ile p-1'in toplamını da bize 14 olarak vermiş sorumuz. Teşekkür ediyoruz. P5 ile p-5'in toplamı acaba nedir diye soruluyor. Şimdi kaçıncı dereceden olduğunu anladık biz bunu. Çok güzel soru. İşaretlemende fayda var. Sınavdan önce de mutlaka tekrar etmen gereken sorulardan bir tanesi, tamam mı? Böyle soruları istersen kitaptan kesebilirsin. Bak, başarılı öğrenciler genelde böyle yapıyorlar. Kesiyorlar, kendilerine bir soru dosyası hazırlıyorlar. O soru dosyasının içerisine bir güzel koyuyorlar bu soruları. Bundan kaynaklı arkadaşlar, taktik olsun sizlere. Bu tarz soruları ister kesin ister işaretleyin. Kıvırın, sayfayı katlayın. Mutlaka bir post-it falan yapıştırın. Kesmek istemiyorsanız bu şekilde mutlaka değerlendirin. Sınavdan önce mutlaka tekrar etmemiz gereken sorular diye. Şimdi bakın, bizden P5 ile P-5'in toplamı isteniyor. Peki bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Şöyle yapacağız. Üçüncü dereceden olduğunu bildiğimiz için ben Px polinomunu şöyle seçeceğim. P0'ın 6 olduğunu biliyorum, orayı karıştırmayalım. A çarpı x küp artı bx kare artı cx artı bir de ne seçiyoruz? 6. Sabit terim 6 olduğu için. Tamam, güzel, bir sıkıntı yok. Şimdi P1 ile P-1'in toplamı, bak şimdi ben bunu şöyle yazacağım. P1 artı P-1, benim bir formülüm vardı hatırlarsan. Bölü ikili bir formül. Bu da bana neyi veriyordu? Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını veriyordu, değil mi? Şimdi çift dereceli terimlerin katsayıları burada hangisi? B ve 6 mı? Evet. Yukarıyı bana mis gibi vermiş. Neymiş? 6'ymış. 6'yı 2'ye bölersen ne gelir? Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı 3 gelir. Demek ki buradaki B'miz arkadaşlar, 6 ile B'yi toplayınca bize 3'ü, pardon çok özür diliyorum, burası 6 değilmiş. Yanlaya yanlaya gittik birden. 14 arkadaşım. 14'ü 2'ye böldüğünüz 7. B ile 6'nın toplamı 7 ise B 1'miş. Demek ki ben AX küp artı X kare diyeceğim. 1X kareden artı CX artı 6'ymış benim polinomum diyeceğim. Tamam mı? Bak şimdi polinom bu. PX diyelim başına da, unutmayalım. Şimdi bizden istenenler ne? Şu kısmı sildim. Bizden istenen şu arkadaş. P5 artı P-5. P5 eşittir. Yazalım hadi. 125A artı 5'in karesi 25 artı 5C artı 6, tamam mı? P-5 nedir? Hadi bir de onu bul bakalım. Eksi 5'in küpü eksi 125 yapar. Eksi 125A eksi 5'in karesi 25 gelir. Eksi 5 kere C eksi 5C yapar. 6 bir de artımız var. Bizden isteniyor ki P5 ile P-5'i bir güzel sen gel topla. Şimdi tamam, toplayacaksak. Şununla şu birbirini götürür zaten. Bununla da bu birbirini götürür. Anam o da ne? Ne geldi? Hepsi sayı. Çok güzel. 25, 25 daha 50. 6, 6 daha 12. Bunları toplarsanız 62'nin ta kendisini bulursunuz. Cevabımız da bu şekilde değişik olur gençler. Güzel soruydu. Ve devam ediyorum 11. sorumla. Px artı 6. X kare artı 6x'miş. Bakın P x artı 6 eşittir. X parantezinde x artı 6 yazılmaz mı? Yazılır. Böyle bir şey yapabilirim. İçeriği de benzetmiş olurum böylelikle. Şimdi diyor ki px eksi 2 polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. Ben px artı 6 elimde varsa px eksi 2'yi bulabilirim. X gördüğüm yere x eksi 8 yazıverirsem x eksi 8 artı 6'dan x eksi 2 gelir. O zaman yazalım, x gördüğümüz yere ne yazıyormuşuz? X. X gördüğümüz yere x eksi 8 yazıyoruz. Bak x eksi 8 çarpı x eksi 8 artı 6'dan x eksi 2 gelir. Al sana px eksi 2 polinomu. Ve bunun sevgili arkadaşım tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı. Hiç formülle uğraşma. İlla formül neydi onu aklıma getirmem lazım. Of ya gelmedi falan gibi şeyler düşünme. Yani sınav stresiyle, sınav heyecanıyla düşünebilirsin bunları. Ama bazen gözünün önünde çok basit şeyler kaybediyorsun. Bak şimdi şöyle. Dağıt bunu. X kare eksi 10x artı 16 bulursun. Ve bunun tek dereceli terimi hangisi? Aha bir tek bu. Bunun katsayısı soruluyor işte. Eksi 10. Tamam. Cevabımız Bursa. Bazen mesela 2x artı 3 px'i bulmuşsun. Oh çok güzel. O kadar böyle sert düşünüyorsun ki yani böyle ya çift dereceli terimlerin katsayıları toplamının formülü vardı ya. O formül neydi ki?
Bak şimdi dilimin ucunda söyleyemiyorum ya. O olmadan da soruyu çözemem ki şimdi lan. Nasıl çözemiyorum? Aha önünde ya işte çift dereceli terim. 3 işte cevap. Veyahut tek dereceliyi sordu. Aha zaten burada 2. Yani illa böyle formül bağımlısı olan adamlar var, siz onlardan olmayın. Öyleyi sen de bırak arkadaşım. Yani böyle kamu spotu gibi aldan bırak. Tamam. Formüle o kadar bağımlı olma. Gerektiği zaman formülsüz de işleri halledebilirsin. Hatta çoğu zaman. Ve son soru. ABCD birbirinden farklı asallar, ikisi de 5'ten büyük veya eşit olmak üzere. A ve B sayıları yukarıda gösterildiği gibi asal çarpanlarına ayrılmış arkadaşlar. A sayısının pozitif bölen sayısı. A sayısının pozitif bölen sayısı nedir? Üstlerini ne yapıyorduk? Bir arttırıp çarpıyorduk, değil mi? O zaman x eksi 2'ye 1 eklersen x eksi 1 olur. X artı 2'ye 1 eklersen x artı 3 olur. X'e 1 eklersen x artı 1 olur. Ve bu bana Px polinomunu veriyormuş. Hayırlı uğurlu olsun Px polinomumuz. Sonra bir de B sayısının tam bölen sayısı. Bakın tam bölen sayısı demiş. Pozitif dememiş. Yani ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. 2 çarpı x eksi 1'e 1 eklersen x gelir. X artı 1'e 1 eklersen x artı 2 gelir. Ve x'e 1 eklersen de x artı 1'i yakalarsın. İşte bu da bize Qx polinomunu veriyormuş. Şimdi bunu buna bölünce karşına Rx diye bir ifade çıkıyormuş. Rx fonksiyonu çıkıyormuş. O zaman Rx fonksiyonumuz bizim. Bak ben bunu buna böldüğüm takdirde de şöyle olaylar var burada. X artı 1'lerin gittiğini de görüyorsun. Tamam, o zaman Rx fonksiyonu x eksi 1 çarpı x artı 3 bölü 2 çarpı x çarpı x artı 2'nin ta kendisiymiş. Benden istenen ne güzel arkadaşım? Şu. R5. Yani x gördüğün yere 5 diyor. 5 yaz diyor. 5'ten 1'i çıkardınız, 4. 5'e 3 eklediniz, 8. 2 çarpı 5 çarpı 7. Şimdi şuradaki 4 ile şuradaki 2'yi sadeleştirirsen 2 kalır. 2 kere 8 16'dır. 5 kere 7 35'tir. Bu da sana direkt karşına cevabı çıkardım. Bak ne kadar kestirmelerden, gördün mü? Cevabımız C seçeneği olacakmış sevgili gençler. Evet. Dikkat ettiyseniz son sorumuzu çözdük. Artık bir sonraki hafta, yani haftaya sayma, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık ve istatistik konularının her birini işleyeceğiz. Yaklaşık olarak bakalım 23 sayfa kadar bir konu işleyeceğiz ve böylelikle haftaya TYT kampını bitireceğiz. AYT kampı ile alakalı açıklamaları daha sonra yapacağız, ama ondan öncesinde şimdi bu TYT kampımızın bir de bir güzel tekrarı olacak. Böyle 10 numara 5 yıldız sorularla güzel bir tekrar yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Duyan duymayan kim varsa, duyanlar duymayanlara bildirsin. Çok güzel bir tekrar kampı yapacağız. O tekrar kampına, sen o tekrar kampına katılırken, o tekrar kampı devam ederken ben de bu sırada hiç vakit kaybetmeden AYT kitabını biraz daha hızlandıracağım. Ve çok güzel bir AYT kitabı, efsane bir AYT kitabı gerçekten. Yani ben öğrenci olmak istedim yani o kitabı hazırlarken. Dedim ki ulan dedim, yani şu kadar güzel yazdık. Konuları bu kadar detaylı bir şekilde ele aldım. Çok da güzel sorular var. Yani hem sıra sende soruları, hem ÖSYM'nin seveceği tarzda sorular olmak üzere. Bir de bunları gruplandırdım. Konu anlatım örnekleri o kadar fazla ve o kadar detaylı ki. Yani öğrenci olmak istiyorsun. Ben kitabı hazırlarken, kendim yazarken ulan dedim. Hani benim zamanımda niye böyle şeyler yoktu dedim yani. Tamam. Yani dolayısıyla seni de bu konuda heveslendirmeye de çalışıyorum açıkçası. Çünkü gerçekten eğer kaçırırsan bu AYT kampını, efsane şeyler kaçırmış olursun. Biliyorsun ki benim AYT konu anlatımlarım başka bir şeye benzemez. Evet. Sonraki hafta görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.